Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere güzel bir fırfırlı bebek patiği, kız bebeklerimiz için patik modelimizi anlatmaya çalışacağım inşallah. Arkadaşlar bunda kullandığım malzemeler, bakın 3 numara şiş kullandım. Patik iplerden olan kartopu filora kullanacağım. Normal yün de kullanabilirsiniz. Eğer yününüz ince ise biraz daha ilmek sayımızı fazla kullanırsınız arkadaşlar. Ve ördüğünüz şiş ve kendi örgünüze göre de bunlar değişebilir. Benim yapacağım patik 0 ile 1 yaşa kadar olabilecek patik modeli arkadaşlar. Bakın bu haroşa modeli ilmek atma tekniği ile birlikte paylaşmıştım. Sizlere tekrar başlangıcını, ipimi tekrar başlayarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu yünümüzden gelen ipimiz. Ondan bir miktar alıyorum. Bakın ilmeği eğer çok fazla atacaksak bu ipimizi biraz uzun tutuyoruz. Eğer normal böyle bebek patiklerinde ise birazcık bırakmamız yeterli oluyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde veyahut da bakın şu şekil tekrar gösteriyorum. Yeni belki ilmek atacak kardeşlerimiz vardır. Kolay bir şekilde alıyoruz ilmeğimizi. Bunların teknikleri birçok teknikte atılabiliyor. En kolay olanı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. İlmek başlam ve haroşa diye girdiğinizde de görebilirsiniz. Ben tekrar göstererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Parmağımı sarıyorum arkadaşlar buradan. Diğer baş parmağımda alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bu şekilde 55 tane ilmeğimizi atacağız arkadaşlar. Bakın iki şişin üzerine atıyorum. Ya da tek şişe atacaksanız bu ilmeklerimizi biraz daha gevşek tutun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız eğer abone olmadıysanız abone olursanız ve beğenmeyi, videolarımızı beğenip de zil tuşuna basarak yeni gelen yeni paylaşımlarımızdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Abone olarak bize desteklerseniz çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. İnşallah bizler de farklı paylaşımlarımızla modellerimiz ve anlatımlarımız devam edecek inşallah arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilmeğimizi 55 tane, sizin ipiniz sıkı veya şişiniz daha ince ise, daha sıkı da yapıyorsanız bunu 60'a kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bebeğinizin ayak ölçüsüne göre de değişir numaralar. Arkadaşlar haroşa önde ve arkada aynı teknikten yaptığımız arkadaşlar. İki sıra gittiğimizde bir tane haroşa şeklini veren, bakın 2 4 8 10 12 14 16 18, bakın baş parmağımızın içinden bu şekilde. Evet arkadaşlar 55 tane, hatta
hatta bir taneden fazla attım. Sizlerin biraz daha büyük olmasını istiyorum. Bazen 1 yaş, 2 yaş çocuklarımız için daha da rahat giymeleri için. Bakın bir miktar ipimiz arttı. İster bunu burada sağlamlaştırarak tekrar kesebiliriz veyahut da bırakıp da burada dikme olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Burada her iki kısmında arkadaşlar bakın bu şekilde ister böyle içten alarak ister bu şekilde veyahut da haroşada arkadaşlar böyle her iki taraftan ters kendimize doğru da yapıp yine aynı şekilde haroşa modelimiz olacaktır arkadaşlar. Elde veyahut boyunda nasıl rahat ediyorsanız örgü olarak o şekilde devam edin arkadaşlar. Çok güzel. Bazı arkadaşlarımız farklı YouTube kanallarımıza paylaşmış. Hoşuma gitti. Onların da ellerine sağlık. İnşallah sizler daha da güzellerini yaparsınız arkadaşlar. İğne oyası, mekik ve başka tasarımlar da paylaşıyorum. YouTube kanalımızda inşallah sizlere de faydalı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu patiğimizin çok küçük olmasını istemedim arkadaşlar. Bunlar eğer daha küçükse bebeğimiz 45-50 ilmek kadar da yapabilirsiniz. Ama ipinizin kalınlığına ve şişeye de dikkat edelim arkadaşlar. Ördüğümüz örgü de çok önemli. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkasını çevirdiğimizde bakın arkadaşlar bu şekilde her iki taraftan bakın birkaç tane yavaş yapayım. İçinden alıyorum, çıkartıyorum. Yeni yapacak olan belki kardeşlerimiz vardır. Yeni öğrenen kardeşlerimiz bakın. Haroşada 10 sıra ördüğümüzde 5 tane bakın böyle bu şekilde sıra görünür arkadaşlar. İki sırada bir tane görünür. Onun için 5 tane haroşa gördüğümüz zaman 5 sıra zannetmeyelim. 10 kere gidip geleceğiz. Bir tane haroşa sıramız olacak. 5 tane haroşa sıramız olacak pardon. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ben bu sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar tekrar dönünce haroşalarımız 5 tane olana kadar devam edeyim. Bakın arkadaşlar belirginleşmeye başladı. Bu şekilde devam edeceğiz modelimize. Aynı şekilde önde ve arkada gidip geleceğiz arkadaşlar.
İlk başladığımız yer bakın belirginleşti. Bu şekilde ben ilerletip bir üst başlama sırasını göstereceğim inşallah arkadaşlar sizlere. Bu ipimizi kesmek istemiyorsak dikmede de kullanabiliriz arkadaşlar fazla geldiği zaman. Şurada bağlayarak kenarından tutabiliriz. Arkadaşlar 5 sıra haroşamı yaptım. Ve şimdi beyazım ipimi bağladım. Bakın arkadaşlar önden aynı şekilde haroşada kullandığımız gibi bakın önden aldığımız gibi ilmeklerimizi aynı alıyoruz. Arkadan ters önden düz örerek 2 sıra bu şekilde gidip geleceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın arkadaşlar. Ben biraz daha büyük olsun diye bir yaş hatta 1,5 bitirdiğimizde bakın tekrar ölçeriz alt tabanlığını. İpim patiklik iplerden. Sizler diğer iplerden de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yününüze ve şişinize göre de değişebilir büyüklüğü. Eli ayağınıza göre de bakın arkadaşlar haroşa gibi değil de şimdi kendime doğru bakın. İpleri bu şekilde. Örme tekniğinde size hangisi kolay geliyorsa arkadaşlar boyunda, elde veya ip attırarak şişimize o şekilde devam edebilirsiniz. Sadece terslerde, düzlerde, haroşalarda bakın nasıl örüleceğine dikkat ettiğimiz zaman aynı modelimiz çıkacaktır arkadaşlar. Ben arkadaşlar önden tekrar aynı şekilde düz gidip ters bir daha dönerek bir üstte nasıl ilmek çıkaracağız orayı da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bazen kamera arkasında biraz ilerletiyorum arkadaşlar çünkü videolarımı sizler açısından bazen sıkılabilen arkadaşlarımız olabilir. Aynı yerleri bildikleri için teknik olarak biraz ilerletip paylaşmayı o şekilde düşünüyorum. İnşallah sizler daha da güzellerini yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi bakın düz buraya gittikten sonra arkada ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Burada biraz daha farklı olacak. Sarı ipimiz burada kalacak bakın. Biz diğer tarafta arkasında arkadan farklı bir ilmek çıkartmamızı göstereceğim arkadaşlar. Ben ilerleteyim. Evet arkadaşlar diğer patiğimi de göstereyim bu arada size. Bakın haroşamızı başlamıştık. Başlama aşamasını göstermiştim.
Tekrar üzerine iki sıra gidip gelerek önden düz arkadan ters yaptım arkadaşlar. Bakın buradaki beyaz yerimizi yapacağız. Bu şekilde. Orayı da arkadaşlar şimdi bu sırada yaparak biraz modellerimizi ilerleterek o şekilde paylaşmaya çalışıyoruz inşallah. Bakın arkadaşlar burada beyazımızı iki sıra gittik geldik, arkada ters ördük, önde düz. Bir tane artırıyor, alıyoruz, ikisini kesiyoruz. Bakın bir artırıp kesiyoruz, aynı ilmek sayımızda değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadan yine ters öreceğiz. Önden düz giderek. Diğer yapım aşamalarını da arkadaşlar ilerlettikçe göstermeye çalışacağım inşallah. Burada katladığımız zaman bak bu şekil oluyor. Ben burayı arkadaşlar ileri kadar örüp arkadan da yine ters gelip tekrar gidip geldikten sonra buradaki toplama aşamasını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, ilmeklerimiz şiş ters tarafta kaldığı için tekrar o önceden yaptığımız sıradaki şişimizi ilmeklerimizi düzelterek taktık. Bakın. Geçirdik şişimize. Şimdi arkadaşlar bir arkadan çıkarttığımız ilmeklerimiz oldu. 56 ilmeğim vardı. 56 ilmek atmıştım. Burada da yine aynı şekilde oldu. Hepsinin arkasından çıkarttığımız için. Bakın arkadaşlar burada beyaz ipimizin işi bitiyor. Ve burada beyaz ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Sarıyla tekrar 5 tane 5 sıra haroşa yapacağız. Yani 10 sıra gideceğiz. 5 tane haroşamız olacak arkadaşlar. Bakın bunu örerken aralarda kaybedeceğiz. Yapımı kolay arkadaşlar. Sadece bu sıramızda arkadan ilmek alırken veya burada toplarken çok az bir dikkat ettik mi? Yapımı gayet kolay patiğimizin. Bakın arkadaşlar buradaki ilmeğimizle diğer ilmeğimizi birleştirerek bakın arkadaşlar bir buradaki ilmeğimizi alıyoruz, bir de karşıdaki ilmeğimizi alıyoruz, diğer şişteki ilmeğimizi alıyoruz. Bakın örüyoruz. Bunların ikisi bir tane ilmek oluyor. Bakın arkadaşlar. İki ilmek tek ilmek olarak kalacak burada. Bakın topladığımızda patiğimizin en alt sırasının haroşanın üstündeki yerimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bakın. Burada ilmeklerimizi kaçırmamaya dikkat edelim arkadaşlar. İkisini beraber topluyoruz. Bir tane ilmek çıkıyor bakın. Bir bundan, bir de bundan alıyoruz. İkisini beraber topluyoruz. Bir tane ilmeğimiz kalıyor.
Daha sonra bu alttaki yaptığımız paraşüt tekniğimizi aynı sırada tekrar üstüne devam edeceğiz arkadaşlar. İçten aldıysanız içten veya dıştan ilmekler size nasıl kolay geliyorsa örmesi, o şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bunu bu şekilde devam edeyim. Bakın meydana çıkmaya başladı. Patiğimizin alt kısmı. Tekrar şişe dizerken bu tarafta içten aldığım için ilmeklerimiz bu şekilde geldi, ama bunu bu şekilde de bakın içten örüyorsanız bu şekilde, dıştan örüyorsanız ilmekleriniz alışıp bu şekilde olacaktır arkadaşlar. İkisini beraber toplayarak yine aynı sayıda oluyor. İlmek sayımız bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben sonuna kadar gelip tekrar arkadan haroşayı devam ettireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sonuna kadar bakın alttaki ilmeğimizden normal şişteki ilmeğimizi birleştirerek ikisinden keserek bu şekilde arkadaşlar aynı sayımız tekrar oluştu. Şimdi bu başta yaptığımız haroşemizi arkadaşlar aynı şişlerimize geçirerek devam ediyoruz. Bakın hem önde hem arkada aynı şekilde alıyoruz. Biraz kamera arkasında ilerletip bazı bölümlerini paylaşıyorum. Öbür türlü sıkılabilen arkadaşlarımız oluyor baştan sona. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çok çabuk yapabileceğiniz bebeklerimize güzel bir patik modelimiz arkadaşlar. Burası bebeğimizin patiklerinin, bakın arkadaşlar bu patiğimizin taban kısmı oluyor. Biraz haroşa ördükten sonra daha sonra ilmeklerimizi ayırıp kesme işlemimiz olacak arkadaşlar. Ben biraz daha tekniğe aynı olan yerlerde biraz daha ilerletip bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın burada beş tane, böyle baktığımızda 1 2 3 4 5 gidip geliyoruz, bundan bir tane oluyor bakın arkadaşlar bu şekilde. İlmeklerimizi size nasıl kolay geliyorsa bakın arkadaşlar bu şekilde de atabilirsiniz. Boyunda da bana elde alıştığım için bu tür örgülerde örüyorum. Diğeri daha kolay geldiği için arkadaşlar tekniği aynı bakın. Haroşamızı örüyoruz.
İpimiz kalınsa ilmek sayımızı biraz daha az tutalım arkadaşlar. Şişimiz, ipimiz ve ördüğümüz bebeğimizin ayak ölçüsüne göre de değişebilir arkadaşlar. Bu sayılarda, bu ipte en son bittiğinde altının bu şekilde ördüğüm kaç santim oluyor onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar inşallah. Bakın 5 tane olana kadar ben haroşam devam edeyim. Arkadaşlar haroşalarımızı ördük. Aynı şekilde altta ördüğümüz 5 sırayı 5 diş olana kadar yani 10 sıra gidiyoruz. 5 tane haroşamız oluyor. Aynı işlemi uyguladık arkadaşlar. 23 tane burada kalacak haroşamız. Ben burada araya belli olsun diye sizler için bakın bunu böyle iğne veya felgede yardımıyla sizler de işaret edebilirsiniz. Kesme yerleriniz belli olur. Her iki taraftan yaparsanız sizler için kolaylık olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde böyle geliyoruz. 23 tane ilmeğimizi buradan sayıyoruz. Arkadaşlar. Aynı örgümüzde değişme yok buralarda. Sadece kesip artırma ortasını göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada tekrar sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 23 tane ördükten sonra bakın arkadaşlar. Sizler daha iyi anlayabilmeniz için bu şekilde işaret koydum. Ve burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Buradan sonra 9 tane oldu. Tekrar burada sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 23. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 9'dan 23. olan ilmeğimizi bakın arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz ve arkaya da dönüyoruz. Tekrar haroşamız devam ediyor arkadaşlar. 1 2 4 5 bakın bu burayla beraber sayacağız. 4 5 6 7 8 9'uncuyla bir önceki olan ilmeğimizi arkadan kesiyorum arkadaşlar. Bakın tekrar burayı hiç örmeden alıyorum. Aynı haroşa tekniğimiz. 4 5 7 arkadaşlar burada bir tane taraftan kesmişim. Tekrar geri alıyorum. 9 tane ilmeğimiz olacak ortadan. Başlarken dikkat edersek bazen bakın arkadaşlar buradan tekrar sayıyorum. Kestim. 2, 4, 6, 8 ve 9. ilmeğimiz arkadaşlar. Burada yeri belli oldu. Size şaşırırsak derseniz bu şekil belli olsun diye ben koydum arkadaşlar. Bakın tekrar buradan alıyorum. İki, üç, 7, 8, 9. da bir sonraki olan ilmeğimizi kesiyoruz. 9 tane toplamda ortada ilmek gelecek arkadaşlar. Böyle
haroşelerimiz devam edecek yukarı kadar. Birkaç sıra yaptıktan sonra yukarıda lastik başlayacağız arkadaşlar. Bakın arkasını arkadan diğer ilmekle beraber kesiyorum. Burada bu şekilde keserseniz arkadaşlar önden her iki tarafta da kötü gibi görüntü oluşmaz. Her iki taraftaki bu kesme ilmeklerimiz belirginleşir ve daha düzgün olur. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bebeklerimizin ayaklarından genelde çıkma yapabildiği için ipsiz yaptıklarımız da oluyor ama ip yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha kullanışlı oluyor o zaman. Onu da ben lastiğe başlamadan tekrar kesip artırma işlemiyle orada bir boşluk oluşturacağım ipimiz için. Bu şekilde ip geçirmiyorum derseniz direkt lastik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu patiğimizin ön burun kısmı belirginleşti. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz arkadaşlar. Birkaç sıra daha ilerledikten sonra lastiğinin yapımında tekrar paylaşımına devam edeceğim. Bakın buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kalana kadar bunu buraya kadar getireceğim arkadaşlar. Bakın 13 ilmek kalana kadar bu haroşamızı ortadan yukarı kadar örerek getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ilerlettim. Patiğimizin yapımına devam ediyoruz. Çok şirin ve güzel patiğimiz. Bazı kardeşlerimiz yapmışlar. Farklı farklı paylaşan kardeşlerimiz de oluyor. Bu şekilde arkadaşlar patiğimizi bakın bir buradan bir de buradan keserek hep dönerek kestik. Arkadaşlar burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kalana kadar ilmeklerimiz kesildi. Ve şimdi haroşamızı devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan dönüyorduk. Dönmüyoruz. İleri doğru. Bu şekilde sonuna kadar gideceğiz. Burada kesme işlemimiz yok. Aynı şekilde haroşamız devam edecek arkadaşlar. Ben bu sırayı döndükten sonra bakın buradan bu tarafa kadar hiçbir şey yapmadan sadece haroşa tekniğiyle patiğimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın şişimin işini başka bir örgü başladığım için onda kaldı. Şiş numaramız 3 numara arkadaşlar. Bakın 3 numara. Örgünüz eğer daha çok ilmek sayısı büyük şişten başlarsınız. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan haroşamız devam ediyor arkadaşlar. Bir üst kısmında lastiğimiz başlayacak. Oraya kadar ben ilerleteyim. Lastik bölümünde tekrar paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Burada haroşamız bakın bu kesme. Buradaki işlemimiz bittikten sonra 1, 2, 3, 4 tane haroşa yani bir sırada bir tane olmuyor. Bakın bu baktığımızda anlaşılıyor. 2 kere bir gidip bir döndükten sonra bu haroşa sıralarımız belli oluyor. O şekilde ördükten sonra anlayacaksınız ördükçe. Ben burada kesme artırma yaptım. Aynı aşağıda olduğu gibi arkadaşlar bu haroşadan sonra. Onu da niçin bıraktım? Bakın. Bebeklerimizin ayaklarından çıkar diye her ihtimale karşı burada bu şekilde kesip artırma yaptım. Eğer ip takmamız icap ederse
Buradan ipimizi takabiliriz. Bol geldiği zaman oradan veyahut da bu üstten de arkadaşlar ara ara bağlayabiliriz. Bu şekilde. Ben şimdi ilerleteyim. Haroşamı yapayım. Daha sonra lastiğimize başlayacağız inşallah. Hiç kesme artırma işlemimiz olmuyor. Sadece arkadaşlar burada aynı yöne her iki tarafta da haroşa tekniğini kullanarak bu şekilde örgümüz devam ediyor. Buralarda biraz hızlı görünebilir ama aynı olduğu için alış ilmek şekli, onun için biraz daha ilerlemek adına hızlanmış olabilirim arkadaşlar. Bakın her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Lastiğimizin olduğu yere kadar. Lastikten önce bakın bunu yapmayabilirsiniz ama ben bazen bebeklerde görüyorum durmayabiliyor ayaklarında. Bunu 9 aya kadar bebeğimizin ayak numarasına göre değişir. Esniyor bir de örgülerimiz. Tekrar ölçebilirim. Bunu da ölçü olarak sizler bebeklerinize göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir numarada ikişer zincir çekseniz bir numara büyütmek istediğimiz yerlerde yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar ben lastiğimi ilerlettim. Bakın 11-12 tane kadar burada kesip artırma yapmıştım ip takarım diye. Ama bunu yapmak istemezseniz arkadaşlar direkt bu haroşamızdan sonra lastiğe başlarsınız. Bakın burada tersindeyiz patiğin. Burada arkadaşlar beyaz ipimizi alıyoruz. Bakın lastiğimizin ucu bu yöne doğru değil de tersinden bağlıyorum arkadaşlar. Bu sarı ipimi bir miktar bıraktım. Dikmede kullanırım diye. Orayı o şekilde bıraktım arkadaşlar. Bakın burada baştaki ilmeğimizden alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde, hatta bir tane daha alayım. Bu ipimizi içten kaybederek ya da örgü arasında kaybederiz. Bakın arkadaşlar beyaz ipimi alıyorum. İlmeğimize batıyorum. Bakın. Tekrar göstereyim. İlmeğimize batıyorum. Bu şekilde şişimden ipi alıp tekrar çıkartıyorum. Bir ilmekte 3 tane artırıyorum. Buradaki fırfırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Fırfır modelimiz böyle artırarak bakın her lastiğimizde bu şekilde tersinde ve düzünde fark etmiyor. 3 oluyor. Bakın baştan yapmıyorum. İçine batıyorum. Bu şekilde ipimi alıyorum ve tekrar batarak çıkıyorum. İçinde 3 tane oldu. İpimi alıyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın hepsinde başta 2 tane ilmekte yapmadım. Diğerlerinde bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu ters ve düz olarak arkadan ters örgü, önden düz ilmek olarak devam edeceğiz. Birkaç sıra ördükten sonra ilmeklerimizi keserek patiğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. İlmeğimize batıyoruz. Şişimizi ipimizi alıyoruz ve bu şekilde olduğu zaman 3 tane bir ilmeğimizin içinden 3 tane ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Sonuna kadar. Aynı şekilde devam edeceğiz.
Allah nasip ederse arkadaşlar büyükler için de babet şeklinde yaptıklarım var. Onları da anlatmalı olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bebeklerimiz için de arada farklı. Bakın, modeller paylaşacağız inşallah. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Buradaki son ilmeğimizi de iki tanesini de boş alarak, bakın arkadaşlar biz arkadan artırdık. Şimdi döndüğümüzde buradaki yanda sarı iplerimizi kesebiliriz ama dikme işlemi de yapacağım için bunları bu şekilde kesmeden kullandım arkadaşlar. Şimdi tersini ters, pardon arkadaşlar, şimdi ters örüyoruz. Bakın ki burası ters olacak, aşağı kırıldığı zaman düz yüzü üstte kalacak arkadaşlar. Bu şekilde buraya dikkat ettiğimiz zaman yapımı çok kolay aslında bu patiklerimizin. Bu şekilde arkadaşlar ben devam edeyim. Bakın bu taraf olan kısmını öne ters örüyorum, bu tarafını düz örüyorum. Bakın lastikten sonra artırdığım yerde ve bunu kaç sıra yapmıştık, 1 2 3 4 5. Bakın burada kestiğimiz yerde de sarı ipi takarak kesiyorum, ayrıyetten bir daha tuğlamak istemiyor o zaman arkadaşlar. Bakın haroşalarımızı sayalım arttırdıktan sonra 1 2 3 4 5. Bu haroşalarımıza göre sayalım, ona göre kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde ilerleteyim kesme işleminde ve nasıl dikileceğini de tarif edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında bakın yaptım. Sarı ipimi taktım. Buradaki haroşalarımızın sayılarını sizler de sayarak bakın 1 2 3 4 5 tane haroşamız olacak. Ve bu şekilde arkadaşlar sarı ipimizden hem kesiyoruz hem de burada bir renk oluşuyor arkadaşlar keserken. Bakın burada birkaç tane bıraktım. Baştan da aynı şekilde sarı ipimizi takarak bu şekilde hem kesiyoruz hem de bitirerek geliyoruz bu tarafa doğru. Bakın şimdi arkadaşlar buradan iğnemi takıp dikme işlemini göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın kıvırdım, tam bu kesip artırma yapmıştım, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bakın ben ip geçiririm diye o şekilde bıraktım ve geriye kıvırdım, ara ara tel yaparak arkadaşlar buraya geldim. Şimdi arkadaşlar patiğimizin bu tarafını sizler farklı da dikebilirsiniz, ben bu şekilde denedim. Böyle bakın öbür tarafını geri kıvrılacağı için yukarıdan bu tarafından diktik. Şimdi ters çevirdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde tel yaparak
dikiyoruz. İğne ardı dikiyorum genelde. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. İkisinin arasından bu şekilde de geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, altına da aynı şekilde diktikten sonra çevirerek göstereceğim son halini. Bakın arkadaşlar, isterseniz dediğimiz gibi bu aralarından geçirerek bu şekilde de dikebilirsiniz arkadaşlar. Veya şu şekilde üstten ip atarak da olur. Bakın ben göstereyim, siz nasıl tercih ederseniz. Bir tane daha bu şekilde göstereyim. Aynı renginden dikmeye bakın, yoksa bazen sırıtabilir arkadaşlar. Renk çok farklıysa veya tonu da birbirinden çok uzak bir ipten de dikerseniz çok iyi durmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı da bitirdikten sonra ters çevireceğiz. Bazı yerlerde düğüm oldu, eklemem gerekti iplere. Evet arkadaşlar, bu şekilde bitiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şirin patiklerimiz bitti. Bakın çok tatlı oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Bu patiklerimizin ölçtüğümüzde 10 santim kadar. Bakın arkadaşlar, daha büyük istiyorsanız ilmek sayılarımızı ve ipiniz daha ince ise daha fazla yapabilirsiniz. 0-1 yaşa, 9 aya kadar olabilecek patikler. Bakın esneyebiliyor patiklerimiz. Harış olduğu için tığ örgülerde sık örüldüğünde biraz daha esneme bunlar kadar olmaz arkadaşlar. İnşallah deneyecek arkadaşlarımıza kolay gelsin. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.